Bugün 19. Adli Tıp Günleri için Antalya'dayız. Şu anda adli tıp uzmanlarımız dünyanın 18 ülkesinden gelen katılımcılarla beraber uluslararası bir kongre gerçekleşiyor. 1984 yılından bu yana artık geleneksel hale gelmiş adli tıp günlerinin bugün 19.sunu Antalya'da gerçekleştiriyoruz. 7 gün sürecek. Özellikle adli tıp alanında dünyadan çok sayıda uzman, 55'ten fazla uzmanın katılımı söz konusu. Ve Türkiye'den de adli tıp uzmanları ve yargı mensuplarımız, uygulayıcılarımız, avukat meslektaşlarımız hepsi bir arada 7 gün boyunca adli tıpla ilgili konuları konuşacaklar. Tecrübe paylaşımı olacak. Yeni teknolojilerinin kullanılması ile ilgili özellikle adli tıp çok önemli. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması gerek ceza hukukunda gerekse özel hukukta delillerin tespiti, teknik ve uzmanlık gerektiren hususlarda yargının başvurduğu önemli bir kurumumuz adli tıp kurumumuz. O nedenle adli tıp kurumumuzun kapasitesini sürekli geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. 2002'de sadece 25 ilde hizmet verirken bugün 81 il ve 150'ye yakın ilçede ve tüm illerimizde şube müdürlükleriyle, bölge başkanlıklarıyla hizmet veren, teknolojinin de son imkanlarını tüm dünyada hangi cihaz varsa ülkemizde de o cihazın hizmette olduğu son teknolojiyle donatılmış adli tıp kurumumuzun kapasitesini geliştiriyoruz. Bu kongrelerde de özellikle burada uluslararası katılım çok önemli. Burada serdedilecek görüşler uygulamaya da ışık tutacak. Adli tıpın gelişmesine de katkı sağlayacak. Zaten 12. kalkınma planımızda da adli tıpın kapasitesinin artırılacağına yönelik vurgular vardı. Yargı reform strateji belgemizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Özellikle o belgede de adli tıp alanında yapılabileceklerle ilgili olarak bu kongreden çıkacak olan sonuçları çok değerli buluyoruz. Ve 7 günün sonunda buradan ortaya çıkacak görüşleri, özellikle yayınlanacak yayınları, raporları biz yargı reformu strateji belgelerimizdeki hedeflerde de bunlar yerini alarak yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla herkes o anlamda üzerine düşeni yaparak o hedeflerin yakalanması ve özellikle ülkemizde adli tıpın kapasitesinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii 21 Ağustos'ta kaybolan narin kızımızın maalesef cansız bedeni 19 gün sonra 8 Eylül'de bir dere yatağında gömülmüş şekilde bulundu. Gerçekten milletçe bizi derinden sarstı. Narin kızımızın hunharca bir cinayete kurban gitmesi bizi çok yaraladı, üzdü ve canlı bedenine ulaşabilmek için çok çaba gösterildi. Yüzlerce insan, ekipler, AFAD'ı, jandarması, herkes gece gündüz Narin'i canlı bulabilmek için çok çalıştı ama cansız bedeline ulaşıldı. Tabii bu kapsamda soruşturmalar da etkin bir şekilde devam etti. Özellikle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın başından bu yana katilleri tespit edebilmek, sorumluları bulabilmek için gösterdiği bir çaba söz konusu. Kolluk görevlilerimizin gece gündüz bir çalışması, gayreti söz konusu. Burada tabii ülke olarak biz, millet olarak bu özellikle Narin'in katillerinin tespiti ve hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük bir beklenti var. Bu beklenti elbette ki yargımız tarafından karşılanacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Şu anda elde edilen deliller var, veriler var, ifadeler var. İfadelerdeki çelişkiler var. Yeniden ifadeler alınabiliyor. Ve bu anlamda sorgu, soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. 27'si şüpheli olmak üzere, 241'i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Bir takım DNA tespitleri var. Tespit edilen araçlar üzerinde kriminal incelemeler var.
gerek jandarma kriminal laboratuvarlarının, gerekse Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın elde ettiği veriler var. HTS kayıtları var. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Kim kiminle yoğun görüşmüş. Ve bunun yanı sıra bazı çakışmaları tespit ediliyor. Kimlerin hangi alanda, o cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmaları ile ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Oradan da hem ses hem görüntü anlamında tespit edilen bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta da bir çalışma yapılıyor. Ve burada özellikle hem elde edilen adli tıpın ortaya koyduğu DNA tespitleri ve diğer veriler, kriminal incelemelerde ortaya çıkan hususlar, soruşturma gizli tabii ki. Soruşturma kapsamında, gizlilik kapsamında özellikle teknik veriler ve delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan bazı hususlar da söz konusu. Tabii ifadeler avukatlar tarafından kamuoyuyla paylaşıldığında da o ifadelerden yola çıkarak bir takım yorumlar, tespitler yapılabiliyor. Tabii burada soruşturma gizli. Soruşturmanın selameti açısından özellikle farklı yorumlara neden olacak hususlardan da kaçınmak gerekiyor. Dolayısıyla burada narin kızımızın, narin evladımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek ve yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez ve bu anlamda açılacak bir davada yargılama neticesinde onun katil ya da katilleri yargı huzurunda, millet huzurunda hesap verecekler. Ve biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı hep söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız narin kızımız kaybolduğu günden itibaren bu işin üzerinde hassasiyetle duruyor. Bir an önce bulunması ve bulunduktan sonra da yine özellikle soruşturma aşamasını çok yakından takip etti. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerekse hanımefendi bu hususta gerçekten hassas olduklarını, sürekli gelişmeleri yakından takip ettiklerini de ifade etmek istiyorum. Konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuzu, biz Adalet Bakanlığı olarak, teknik olarak her türlü desteği özellikle soruşturma makamlarına veriyoruz. Ve bu anlamda da soruşturmanın akabinde de dava açıldığında kimlerin bu konuda sorumlu olduğunu ve yargı huzuruna çıkarıldığında millet olarak, millet vicdanını da rahatlatacak. Tabii ki gideni geri getirmemiz mümkün değil. Çok üzüldük. Bir daha bu tür elim olayların ülkemizde olmaması, meydana gelmemesi için gayret göstermeliyiz. Toplum olarak, özellikle çocukların korunması konusunda aileler olarak, devlet olarak hepimize düşen görevler var. Çocuk istismarının önlenmesi konusunda çok çalışmalıyız. Gerek küçük yaşlardan itibaren çocukların bu konuda eğitilmesi ve ailelerin bu konuda özellikle eğitilmesi konusunda gerek çocuk istismarını önleyici tedbirler, gerekse de bu olaylar vuku bulduğunda, tabii vuku bulmasını hiç kimse istemez. Hepimiz istemeyiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler. Onu koruyacak olan da eğer ailesi koruyamıyorsa devlet mutlaka bu konuda tedbirler alır. Ve aldığımız çok sayıda tedbir var. Geçmişte bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çocuk İstismarını Önleme Komisyonu kurulmuştu. Orada alınan tedbirler çerçevesinde bu konudaki cezaların Türk Ceza Kanunu'nda artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştı. Türk Ceza Kanunu 103. maddede bu cezalar şu anda dünyada en yüksek cezayı çocuk istismarı anlamında veren bir ülke konumundayız. Burada özellikle soruşturmanın en ince detaylarına kadar hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde ifadeler değerlendirilerek, tüm teknik veriler değerlendirilerek, HTS kayıtlarından baz kayıtlarına, şu anda tespit edilen kamera kayıtlarının TÜBİTAK çözümlerine, yine toplanan telefonlardan elde edilen bazı ses kayıtlarının çözümlenmesine varıncaya kadar birçoğu kamuoyuna yansımamış bilgiler var. Ve sonunda iddianame ortaya çıktığında da sorumlular yargı huzurunda hesabını verecek ve narin kızımızın
kanlı yerde bırakmayarak yargı toplum vicdanını rahatlatacak, bir karara ulaşacak ve katil ya da katiller de en ağır cezaya çarptırılacak. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimiz maalesef hunharca İsrailli askerler tarafından şehit edildi. Yaptığı neydi? Oradaki soykırımı kınamak, oradaki teröristleri kınamak, Filistinli mazlumların hakkını savunmak, insan haklarını savunmak için barışçıl bir gösteriye katıldı. Bir insan hakları savunucusu, insan hakları aktivisti. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversiteyi bitirdi. Bu sene Haziran ayında mezun olmuştu. Haziran ayındaki mezuniyet töreninde Amerika'da Filistin bayrağı açarak Filistin'e özgürlük diye haykırdı. Oradaki katliamın durmasını istedi ve Filistin'e geldi. Filistin'de mazlumların hakkını savunurken oradaki barışçıl bir gösteride İsrailli teröristler tarafından, askerler tarafından hunharca katledildi, şehit edildi. Tabii bunu duyar duymaz biz, vatandaşımızın yabancı bir ülkede şehit edilmesi konusunu biz takipsiz bırakamazdık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız hemen soruşturma başlattı. İç hukuktan kaynaklanan bir hakkımızı hemen vakit geçirmeksizin kullandık. Tabii Ayşenur Ezgi kardeşimizin otopsi işlemleri önce Filistin'de yapıldı. Oradaki adli tıp uzmanları bu otopsi işlemlerini yaptılar ve sonrasında naaşı Türkiye'ye getirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda da Minnesota protokolüne uygun bir otopsi işlemi yapıldı. Özellikle tam detaylı bir otopsi. Çünkü bu otopsi uluslararası standartlarda bir otopsi ve uluslararası mahkemelerde de geçerliliği olacak bir çalışma yapıldı. Ve geçen hafta da Ayşenur Ezgi kardeşimizi İzmir Dikili'den ebediyete uğurladık. Ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Onun hakkını, hukukunu hem iç hukukta koruyacağız hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yapacak yarın. Mutlaka bu konuya da değinecektir. Hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine Ayşenur'un raporlarını intikal ettireceğiz. Hem de Ayşenur'un özellikle soykırım davası şu anda devam ediyor. Türkiye'nin katılma talebi de söz konusu oldu. Uluslararası Adalet Divanı'na da Ayşenur kardeşimizin raporlarını takdim edeceğiz ve delilleri sunacağız. Yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden İsrail'i saldırganlarla ilgili soruşturmaya da yine Ayşenur'un delillerini takdim edeceğiz. Önceki gün Filistin Büyükelçisi makamımıza geldi, Adalet Bakanlığı'na. Adli yardımlaşma kapsamında Ayşenur'un Filistin'deki soruşturma dosyasını tüm ekleriyle beraber bizlere takdim etti. İçerisinde CD'si ve flash disk, flash bellekteki tüm resim ve görüntülerle beraber tüm dosya kapsamı şu anda Filistin'de devam eden soruşturmanın bir nüshası da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal etti. Soruşturma hem Ankara'da devam edecek hem de uluslararası hukuk anlamında da Ayşenur Ezgi kardeşimizin hakkını, hukukunu korumanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 7 Ekim'den bu yana 41 binden fazla mazlum Filistin'de şehit edildi. Bunun %80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Maalesef çocuk hakları diyen, kadın hakları diyen uluslararası kuruluşların hiç sesinin çıkmadığını, nasıl bir çifte standart içerisinde olduklarını hep beraber görüyoruz. Uluslararası kuruluşların, uluslararası mahkemelerinin kararlarının bir sonuç vermediğini üzülerek görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken hep buna işaret ediyor. Uluslararası mahkemelerin kararlarını tanımayan, yaklaşık bir asırdan bu yana Birleşmiş Milletler'in sayısız kararlarını, Güvenlik Konseyi'nin sayısız kararlarını hiçe sayan, uymayan bir yapı var. Yani buna devlet demek de mümkün değil. İşte 7 Ekim'den bu yana da dünyanın en büyük soykırımı bütün insanlığın gözü önünde gerçekleştirilirken uluslararası kuruluşların tedbir kararlarına, Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararlarına da uymayan bir yapı, adeta bir
terör örgütü, bir terör devleti karşımızda maalesef var. İnşallah Türkiye bu akan kanın durdurulması noktasındaki diplomatik çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda oradaki işgalin sona erdirilmesi ve özgür bir Filistin'in doğması ve 67 sınırlarında İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilerek başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin bağımsız devleti kurulmadan buradaki kanayan yaranın tedavi edilemeyeceğine yönelik görüşümüzü de her platformda söylemeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemelen Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında bütün dünyaya seslenecektir bu anlamda ve bütün insanlık vicdanının sesi olacaktır ve mazlumun hakkını koruyan, insan haklarını dünyada savunan bir dünya lideri olarak hep beraber yarın takip edeceğiz. Ayşenur Ezgi kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesiyle görüştük. Sonuna kadar onun hakkını, hukukunu savunmanın gayreti içerisinde olacağız. Ve hem ulusal anlamda hem de uluslararası hukuk anlamında bütün takiplerimizi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Efendim. Şimdi değerli arkadaşlar, yeni anayasayla ilgili bizim tavrımız net. Zaten Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması noktasında aslında herkes mutabık. Siyasi düşünceleri çok farklı da olsa evet, bu bir darbe anayasasıdır. Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya kavuşması noktasında aslında milletçe hemfikiriz. Tabii burada önemli olan bir uzlaşmanın sağlanabilmesi. Anayasalar toplum sözleşmesidir. Anayasamız 1982 Anayasası, 1980 darbesi sonrası darbeciler tarafından yazdırılan bir anayasa.